Merhaba, adım Yurda Gül. Bugün Adalet Yürüyüşü'ne Bolu'dan Ankara Kadın Platformu olarak katıldık. Bu yürüyüşe her şeyden önce kadınların taleplerini iletmek için katıldık. Kadınların sesini buraya yansıtmak için katıldık. Pankartımızda da olduğu gibi eşitlik, özgürlük ve barış için adalet istediğimizi belirtmek için buradayız ama burada bileşen Ankara Kadın Platformu'nun bileşenlerinden arkadaşlarımız var. Onlara da söz vereceğiz. Bizim Ankara Kadın Platformu olarak burada bulunmamızın nedeni bu o hemen hemen 7 Haziran'dan sonra kadınlara yönelik sistematik bir böyle bir kadınları eve kapatma, kendi iktidarlarının öngördüğü doğrultuda kadınları yalnızlaştırma politikaları izleniyor. Bu anlamda da zaten her günde her gün bir kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Üstelik son dönemlerde daha da katlanarak ve vahşice yapılan kadın cinayetleriyle bir arada yaşıyoruz. Bunların son bulması için ayrıca yine kadına yönelik, işte kadının giyimine yönelik, işte şort giydi ya da kadının tavırlarına, davranışlarına yönelik bir takım şeyler yapılmak isteniyor. İşte şort giydi, kısa şort giydi diye dayak atılıyor. Parkta yürüdü diye dayak, spor yaptı diye dayak atılıyor. Artık otobüslerde, metrolarda kadınlar kısa şort giydi diye dayak atılıyor. Kadına yönelik yani bütün bu yapılan haksız, hukuksuz, kadına yapılan haksız, hukuksuz bu davranışlara özellikle yapılan politika diyeceğim ben buna. Politikalara karşı biz adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz ve de eşitlik, özgürlük ve barış için adalet istiyoruz talebimizle buradayız. Ankara Kadın Platformu olarak. Teşekkürler. Hemen size de vereyim. Merhabalar, ben niye buradayım? Ben 6 Ocak kararnamesiyle işinden olmuş, ihraç edilmiş bir kamu çalışanı kadınım. İhraçlar herkese etkiledi ama özellikle kadınları gerçekten eve kapatmaya, tekrar geleneksel rollerine dönmeye doğru özellikle kadınlar üzerinde çok büyük etkisi oldu. Yıllardan beri muhafazakarlığa, gericiliğe, faşizme karşı artı kadınların eşit özgürce bir yaşam mücadelesinde şimdiye kadar mücadele ettim. Bir torba içinde 15 Temmuz sonrası işimden olmak ağırdı. O yüzden buradayım. Taleplerimle buradayım. Ayrıca mücadele eden kadınların bu seçilmiş belediye başkanlarında da görüyoruz, milletvekillerinde de görüyoruz. Özellikle önde mücadele eden kadınlara karşı sistematik bir baskı politikası izleniyor. Buna karşı da adalet diyorum ama herkes için, her şey için adalet diyorum. Teşekkür ederiz. Bahar, bir de senden kısaca. Merhabalar. Karma ve kadın örgütlerinin toplamda 39 örgütün temsilcisi olarak buradayız. Ankara Kadın Platformu olarak. Biz kadınlar yaşamın nesnesi değil, öznesiyiz. Sadece erkek adalet değil, herkes için adaletin peşindeyiz. O nedenle buradayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın!